Merhabalar. Efendim mutfağa gittim yani bulaşık yıkıyordum. Ondan sonra gelmiş burada bana diyor ki ne? Beni alıyorsun neden konuşmuyorsun diyor. Aa, öyle şey mi olur efendim? E, tabii ki yani ben sonuçta yalnızlık Allah'a mahsus. Ben yalnız yaşıyorum. Tabii ki yani e, bulaşığımı yıkayacağım, edeceğim. E, zaten Fulya buradaydı. Fulya ile konuşuyordunuz. Girer girmez ben az solistim. E biliyor, biliyoruz senin az solist olduğunu. Aa, bu ne yol böyle? <laughs> Yapma ara, sen kalırsın. Aa, görüyor musunuz efendim? Ara ara gel buraya, hep böyle yapıyorsun. Stüdyoyu hazırlıyorum, böyle yapıyorsun. Gel buraya. Buraya hopi, hopi cani. Hobbit Arniye altındaki de ka kadife efendim. Kadife. Buraya gel. Buraya gel. Merhaba. Vallahi ne aldım hayatım yalan olmasın da. Ee, Zaten iftar vakti ee, şu et pirzola oluyor ya et pirzola tavuk değil ondan yokmuş ben de kuşbaşı ne yapıyor kimle beraber Linda kimle beraber kız tek başına mı tek başına mı çabuk yaz. <laughs> Tek başına mı? Hmm. Daha cevap gelmedi. Tek. Pizleniyor mu? Pizleniyor mu? He? <laughs> Pizleniyor mu? Ne hmm. demek ki gene ayrı düşmüşler. Aşk acısı çekiyor işte ne yapsın. Ya. Yeah. <laughs> ne yapayım efendim? Ne yapayım yani? Bir şey diyorsun. Kadın yanlış anlıyor. Başkasına sinirleniyor, bana çatıyor. Ben burada çatılacak bir Sibel Baysal mıyım? Milletin derdi benim mi geldi? Bana ne? Ona söylüyorum. Aa, Hatta bir gün o bununla konuşmazkeni araya ben girdim. O kız da bana konuk olarak geldi ben göremedim onu. Ben göremedim onu. E, o zaman ben senin aranı yaparken iyiydi de şimdi sen senin onunla aran bozuldu diye sen bana bağırmaya hakkın yok. Bağıramazsın. Böyle bir yetkin yok. Ona sinirlen. Aşk acısı çek. Dün bir bugün iki. Hoş geldin. Similya. E Ondan sonra da bana bağırıyorsun. Çekemem. aa. E benim içimde efendim eğer bir şeylik olmuş olsa araya girer de der miyim? Barış onunla. Aşk acısı çekiyor. E bunu sen daha iyi biliyorsun. E sen niye bana bağırıyorsun? Senin bana bağırmaya hakkın var mı? Youtube kanalımın altındaki bir videodan Fuat'tan bahsediyorum. E Fuat olmasa köpeğime kim bakacaktı? Kim beni götürecekti cezaevine? Bunlarla gel bana. Ben demiyor, ben nankör değilim ben. Ben demiyorum. Gündür'ün bana iyiliği hem şahsım adına hem köpeğim adına olmadı demiyorum. Ama Fuat'ı da unutmayalım. Aa, kadın ona sinirleniyor, buna sinirleniyor, bana bağırıyor. Ben çocuk değilim, 50 yaşındayım ben. Aramızda iki yaş var. Ben sana bağırıyor muyum? Kim buraya mı geldi? Asla almam. Asla. Benim bir Allah'tan başka kimseden korkum yok. Nankörlük de yapmıyorum. Demiyorum ki ne? Tamam hanımefendinin bana ve köpeğime desteği oldu. Ama Fuat'ı da unutmayalım. Allah korusun. Ben veya daha geçenlerde geldi başımıza Arora'yla köpeğimle. Kim yetişti? Tabii ki Fuat yetişti. Neymiş efendim videonun birinde e, şey yapmışım. Fuat'ı. E, zaten görünen köy kılavuz istemez. Youtube kanalımda bir sürü cezaevine girdiğime dahi Fuat Bey'in Aurora'yı e, tekrar arabayla e, beni oraya teslim olduktan sonra Aurora'yı la beraber Ankara'ya döndüğünde kendi evine götürdüğünde baktığında ben cezaevine talih olup evime geldiğimde Fuat ben çıktım ara hemen getir dediğimde e, bunlar bunlar da unutulmamalı. Tek taraflı olmaz. Seni vicdana davet ediyorum. Seni burada yukarıya çıkarttım aşağı indirmesini de bilirim. Bak, benim sayemde seni tanıdı. Aa. Ha, şurada yemek yerken dün bir video yaptım. YouTube kanalıma attım. Orada gene aynı az önceki konuştuklarımı konuştum. Ne? Ben Fuat'la beraber değilim ki. E bakalım Naz ona yüz verecek mi? Bebek gibi kız. Elini sallasa ellisi. Ben bile elli yaşındayım ya. Sen ne diyorsun? Elli yaşındayım elli. Elimi sallasam ellisi. Ona sinirlenip... Ona görüşme... E, e, görüşmüyor. Geliyor buradan bana şey yapıyor. Ahkam kesiyor. Bana bağırıyor. Senin bana bağırmaya hakkın yok. Yok. Yapmış oldun iyiliğin karşılığında da 24 saat senin karşında WhatsApp'ta dikildim. Bulaşıklarımı yıkayamadım. Yemeğimi yapamadım. Nereye gitsem gideyim. O en son ki yapmış olduğumuz zincirleme kaza da senin yüzünden oldu. Bak hala bana icrarlar geliyor. Araba kullanırken dahi bana bak diyor. Oldu gözlerim de oldu. Sen benle konuşsan görüşsen ne olacak görüşmesen ne olacak? Hele ki o kız sana hiç bakmaz. Hiç bakmaz. Bundan önce de bir tane gacı buldun. Ondan sonra gacı ne yaptı? Bunun ihtiyacı yok efendim. Bu kızın ihtiyacı yok Gündür'ün eurosuna. Kız şuradan şuraya gitsin bakkala. Gündür'ün aylık göndereceği 100 euro. Kız şuradan bakkala gitsin adım atsın. Tamam mı? 50 metre adım atsın alacağı 5000 euro. E sen bunu bilmiyor mu? Biliyor. Aa. Gelin bakın efendim YouTube kanalıma bununla, bununla olan videolarıma o zaman anlayacaksınız. Ben askerlik yapmadım, elverişli değildim, çocuk raporu aldım. Ama Gündür'ün Gündür karşısında robottum. Böyle bir şey var mı? Ezdirmem ben kendimi. İnsan derken, aa tamam Sibel'ciğim, o kızla arama açıldı. Ama sen araya girdin. Hatta kız geldi bana konuk olacaktı ben onu göremedim. Göremeyince naşlattım. Yoksa kız konuşacaktı. Ben kimseyi hakir görmüyorum. Kimseyi aşağılama gibi bir huyum yoktur benim. Herkes benim için insandır. Ama bir kıza bakın e bir de hanımefendiye bakın. Kötü bir şey mi dedim? Adı üstünde Hollanda. Hollanda Avrupa insanlara Türkiye halkımıza tatlı geliyor. Avrupa. Bilmiyorlar ki ne orada gurbetçi olan işçilerimizin neler çektiğini. Zannediyorlar ki eurolar dolarlar içerisinde yüzüyorlar. O video bana bir gelse her videoyu alıp atıyorsunuz bana. Cezaevine girdiğim gün gece öyle mi? Eğlenmişler. Her videoyu bana gönderiyorsunuz. O video neden gelmiyor bana? Kısa da olsa cezaevine girişimi mi kutladı? He? Bunu ben başkalarından da duydum. Aa, işim gücüm yok. Gündür'le uğraşacağım. Ya bir Naz'a bak, bir kendine bak. Bir de Sibel Baysal'a bak. Bana da laf söyleyemezsin, bana da bağıramazsın. Hakkın yok. Ona sinirlenip bana bağıramazsın. Öyle bir hakkın yok. Öyle bir hakkın yok Gündür. Tamam mı? Öyle bir hakka sahip değilsin. Manikürcüm eğer elinde video varsa bana gönder. Çoğu kişiden duydum ben. Ama elimde video olması lazım. Kanıt, delil, belge olması lazım ki ona göre. Yoksa çoğu milletin ağzı çuval değil ki ne bizilsin. Daha geçenlerde hastalandım dedim. Bitkin düştüm dedin. Kalktım senin aleyhinde video yaptım. Aa Aygünür Hanım efendim, efendim iyi değilmiş. Diyerekten. Mükafatım bu mu? Ben cezaevine girince e, def çalıp e, eğlence yapıyorsun. He? O video kimde varsa bana göndersin. Rica ediyorum. Yok. İlla ki vardır burada editörlerimden bana o videoyu bulup e, montajlayıp kırpıp bana yollarlar. Merak etmeyin. Bari bir bekleseyin talih olduktan sonra. Def çalsaydın. Ha derdim ki ne? e tamam. E benim için de bak sevindi. E girdiğim gün yapmışsınız bunu. Naz mısın ne sen? Sana da söylüyorum. Bak efendi bir kızsın. Saygılısın. Bundan sana. Ben neler çektim kızım ben bundan. Herkes biliyor. Git eski videolarımı izle YouTube'de. Bununla olan videolarımı. Tam beni de ilgilendirmez yani. Bu sefer öyle konuştuğum zaman bana diyecekler ki ne? Kıskanç polimine giriyor. Alakası yok. <laughs> İşim gücüm yok Ee, Ondan önce de başka bir tane gacıya tarzı oldun. Gene aran açıldı gene bana bağırdın. E sen kendi kaprislerini söylesene. Kendi bağırtılarını söylesene. Karşında robot gibi esir almayı söylesene. Bunları çıkıp söyleyeceksin. Bunları konuş. Varan 1. Varan 2 gelecek. Şok olacağınız videolar. Video gelecek. Açıklamalar. Hadi bakalım. Piyizleniyorum sanki Mincon'la piyizleniyorum. Millete beni pizi zannediyor. Dünkü söylediğini bugün unutu zannediyorlar. Ben çok zeki bir Sibel Baysal'ım. Zamanı var. <laughs> Kızlar o nazı bir buraya etiketleyin ya. Geçen aldım göremedim kızı ya. O nazı buraya bir etiketleyin efendim. O Sibel ablasını kırmaz gelir. Geçen geldi vallahi görmedim. Bilerek de naşlatmadım. Görüntü olarak görmedim yani. O yüzden. Etiketleyin kızı buraya. Hanımefendiye. Gelmek isterse <laughs> Bak ona sinirleniyor. Fuat'ı bahane ediyor. E, Fuat olmasa benim köpeğime kim bakacaktı? Benim cezaevine kim götürecekti? Ara orayı cezaevi kapısından Ankara'ya kendi evine kim getirecekti? Kim bakacaktı? He? Bunları niye söylemiyorsun? Bunları çıkıp söyle. Bunları konuş. Ne kadar videom varsa hepsini silerim. Tüm sosyal medya hesaplarımda YouTube'a varana kadar hepsini silerim. Ama bekliyorum. O açıklamayı yaptıktan sonra. O açıklamayı yapayım. Ondan sonra hepsini kaldıracağım. Yoksa seni kim tanırdı? Yok gerçek kendisi gelirse alırım ben. Evet. Evet doğru. Doğru. Yalan değil ki. Yukarıya nasıl çıkartırsam aşağı indirmeyi de iyi bilirim. Ha, benim adım Sibel Baystal. Bir videomla, bir açıklamalarımla. Onu da söyleyeyim. Edine kadar Roy, Roy'u la görüşmeyeceğim. Feride ile görüşmeyeceğim. Diyen sensin. Tamam doğru. Doğru. Çarka çıksaydım belki e, madilik olurdu. Ama şu gördüğünüz evimin eşyaları da sıfırlanırdı. Elimdeki icra da kalkardı. Altımdaki arabanın icrası kalkardı. Ama delik yok mu? Çarp da var. Sadece benim için mi? Hayır. Tüm libunyalar için. E ee? Siz zannediyorsunuz ki ne? Ee, sadece e, hani e, Günür hanımefendi mi piyiz e, beldesini gönderiyor? Hayır menajer kollarım geliyor. Menajer kollarım geliyor, bakma şimdi Ramazan bit bitecek inşallah, az kaldı. Bir insan nasıl böyle konuşabilir yani? En azından der ki, aa tamam, Fuat zamanında sana darbeyi vurmuş, etmiş, tamam biliyorsun bunları. Ama bundan önce de Öykü Özen zamanında cezaevine girdiğimde sen oradan çilingir parası gönderip de Fuat'a git kapıyı açtır, köpekleri al, kendi evine götür dedin mi demedin mi? E o adam olmasa Arora ne olacaktı? Hadi iki gün değil de on iki gün tuttular beni. Ne olacaktı? Gene Fuat yetişti. Allah razı olsun diyeceğine ben sana her zaman söylüyorum. dezliklerinden dolayı. Ama bundan sonra söylemiyorum. Çünkü başa kalktın geçenlerde. Kısmi olaraktan özel avukat tutacağımda 400 lira gönderdim dediğinde elin ayağın titredi. Hiç demiyor musun? O 400 içinden ta elmada kadın açık cezaevine bizim araba su mu yakıyor? Hayır gidiş geliş. Gelirken taksiyle içerideki kantin masrafları. He? Hala 400'ü konuşuyorsun bana. Benim onunla beyefendi 7 yıllık hayat arkadaşlığım var. Tabii ki benim e, giderlerimi önceden e, bol keseden atıyordu. Şimdi şimdi 50 euroyu gönderirken titriyor. Sen benden isterken he? Ne oldu? İki defa göndermeye kalktım sana 50 şer euro. Kısmet olmadı değil mi? Arazi oldu gitti. Para nerede bilmiyorum. Sana da geçmedi bana da gelmedi. Vallahi billahi Yemin ederim olabilir yani bugün yani en kodoman bir insanın varlıklı olan bir insanın cebinde geri geliyor ne kartında ne cebinde nakit parası olmayabiliyor. Ondan sonra kardeşim Vestelvion'a göndereyim Vestelvion'dan kırmızı damgalayayım. E tam başka nereden başka bir yer söyledi bana. E ben kim ee, Suzan var benim Amerika'da. O şahit. Mehtap şahit Kanada'da, hep bunlara sordum ben. Nasıl gönderebilirim Vestelviyon haricinde? En son bana başka bir yer söyledi, ondan sonra e, para nereye gittiyse gitti, gene eline geçmedi. Ama Vestelviyon olsaydı tabii ki geçerdi eline. Ben kıskançlık polimiğine girmiş olsaydım, tamam mı? Ben kıza yazdım. Yayınıma konuk olarak aldım. Ama kendisini göremedim. Göremeyince izleyiciler gördü. Ben göremeyince çık tekrar alayım seni dedim konuk olaraktan. Ama şu an o video izlendiğinde YouTube kanalımda bir saniyede gerçekten görünüyor. Canlıda görünmedi. Ben kötülemiyorum arkadaşlar. Ben nankörlük yapmıyorum. Bu kadının huyu bu. Bu kadının huyları farklı. 2 yıldır pizme karışıyor. Pizme karışmayan pizme. Ben hem laçoyum hem gacıyım. Benim bünyem kaldırır. Ama sen gacısın. Senin bünyen piyizi kaldırmaz. Kaldırmaz. Niye geçen geldi? Hadi şükran mükran pasta kesecekmiş. O ayrı konu. Kadın e, oğluna olur olmadık kelimeler söyledim. Bana yakışmayan kelimeler sarf ettim. O ayrı konu. O anne. Evlat acısı yaşıyor. Tamam yapabilir. Sevinebilir de şükran. E buna ne oluyor? Göbek, e, dev çalmışlar benim girdiğim gün. Hadi şükrana hak veriyorum. Uğraşmasaydım oğluna Allah söylemeseydim şükran da böyle bana yapmazdı. Doğru ya doğru. Bak Roy geldi. Şimdi kapatıyorum Roy. Öbür hesaptan giriyorum. Tamam mı? Gereğini konuştum. 18.55. Evet Roy'la az sonra huzurlarınızdayız.